Yani şimdi ikiniz de mesleğinizden kaynaklı bakımlı olmak durumundasınız. Tırnaklarınız bir şekilde bakımlı gözüksün diye ojeleniyor. Ve bir müddet sonra tırnaklarda fazla ojeden sararmalar oluyor. Doğru. Hatta mikrobik bir durum varsa mantar söz konusu evet. oluyor. İşte tırnaklarınız daha beyaz gözüksün, tamam. Daha sağlıklı olsun ve çabuk kırılmasın diye çok basit bir formül var. Sararan tırnaklar için. Evet, hemen peki. Şöyle aldım. Evet, mesela benim tırnaklarım da üstten üstten kırılıyor. Bir eksiklik var mı? Baktırdın mı hiç? Baktıracağım. Üstten evet. üstten kırılıyor. Evet. Bir kalsiyum eksikliği, var. Bir D vitaminine, bir şeyine baktırman evet. lazım. Evet. Ona baktırmakta fayda var. Ama o zamana kadar şöyle bir şey yapabilirsin. Diş macunu evet. hayatım. Üstüne limon. Limonu sıktım. Bir dakika, minik bir fırçam olacaktı aslında benim. Evet, oradan. Şimdi bu ikisini karıştırıyorum. Akşam böyle televizyon seyrederken televizyonun karşısında işim gücüm bittikten sonra ellerimi kremliyorum. Ve sonra birazcık diş macunu ve limonu sıkıyorum. Bir tane daha küçükçe bir şeyim var, oje sürmek için fırçamdan. Tırnaklarımın üstüne şöyle sürüyorum. Oje sürer gibi. Ve televizyon seyrederken bir 10-15 dakika artık bir daha ne zaman yerimden kalkacaksam, elma servisi, meyve servisi yapacaksam o zamana kadar bu şekilde bekliyorum. Sonra yıkıyorum. Hem tırnaklarımı beyazlaştırıyor, hem sertleştiriyor, kabuk kabuk kalkmasını da önlüyor. Ha, dolayısıyla tırnaklarınızı koruyucu güzel bir formül. Diş macunu ve limon. Çok güzel. Bu da aklında güzel. Olsun. Evet. Harika. Ben sana püf noktalarını yazılı veririm. Bence çok güzel kullanırsın. Aynen.